Ankara'yı geziyorum serimizin bonus bölümüne hoş geldiniz gençler. Bu bölüm bonus bölümü. Niye bonus bölüm? Böyle bir bölüm yoktu. Bunu şu anda uydurdum. Bu bonus bölümü. Çünkü biliyorsunuz Ankara'yı geziyorum bölümünde Ankara'nın belirli noktalarını, gezilmesi, görülmesi gereken güzel yerlerini, işte Ankara Kalesi'ydi, şuraydı, buraydı, müzeleriydi falan. Buraları geziyorum. Ankara'yı geziyorum bölümünde. Bu bölüme bonus adını verdim. Bu bölümde Ankara dışında ve özellikle ülke dışında yaşayan gurbetçi arkadaşlarımızın, takipçilerimizin özel istekleri doğrultusunda. Hani Ankara'dakilerin de elimden geldiği kadar isteklerine cevap veriyorum ama Ankara'yı sevmeyen, Ankara'da yaşamayan bu hissiyatı bilemez. Ankara'da bir süre geçirip de güzel günler geçirmeyen çok nadir insan vardır. O güzel günler ardından başka bir şehre ya da başka bir ülkeye gittiğinizde burnunuza tüttüğü için biliyorum bu hissiyatı. Bu yüzden o istekleri elimden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyorum. Bu da o bölümlerden bir tanesi. Bugün Demet'ten geçeceğiz. Demet İvedik Caddesi'nden boydan boya geçeceğiz. Bu arada Demet'i gezmiş olacağız. En sevmediğim trafiğe sahip, en sevmediğim caddelerden bir tanesi burası. Ama çok istek geldi. O yüzden Demet'i bir turlayacağız. İvedik Caddesi uzun bir cadde. Uzun olduğu kadar da kalabalık bir cadde. Çok kalabalık. Dediğim gibi hiç sevmediğim caddelerden bir tanesi. Böyle değişik bir kalabalığı var. Bir de şurada bak, Yeni Mahalle Belediyesi var hemen solumda. Okullar falan var yol boyu. Liseler var. O yüzden çok kalabalık bir cadde ama sizin için geziyorum. Bu arada bu videoyu ikinci çekişim. Bir kere daha çekmiştim. 2 gün önce tekrar geçtim buradan. Çok güzel bir video hazırladım size. Hatta Demet'ten tam geçerken Demet gezisini isteyen arkadaşlardan bir tanesi, takipçi kardeşlerimden bir tanesi, Efe ile karşılaştım. Efe ile trafikte karşılaştık. Bir ayaküstü sohbet ettik, tanıştık. Buradan kendisine selam gönderiyorum. Mesaj da atmıştı abi videoyu ne zaman yayınlayacaksın diye ama abicim o video maalesef silindi. Silindi derken masa üstündeydi bilgisayarın. Nasıl olduysa masa üstünü temizlerken onu da silmişim. Silindiği için çok üzüldüm gerçekten. Ama o video gitti. Bu da ikinci çekişim. Üstümde de teleferik var. Yeni yapıldı sayılır herhalde. 2 sene falan mı oldu? Ne oldu? Bir ucu Şentepe'de, diğer ucu nerede tam olarak bilmiyorum. İşte bilen varsa yazsın. Bu arada Demet'le giderken biraz da muhabbet edelim. Çok fazla bu şekilde hani şu mahalleye gel, bu mahalleye gel, işte şuradan geç gibi isteklere yetişemiyorum. Çünkü bütün takipçilerimiz evinin önünü görmek istiyorlar. Hani elimden geldiği kadar yapıyorum ama önceliği haliyle şeye veriyorum. Yurt dışında ve şehir dışında olan arkadaşlarımızın isteklerine veriyorum. Bu yüzden kusura bakmayın. Hani özellikle Sincan, Eryaman, Batıkent aşırı derecede isteniyor. Yani en çok takipçim Sincan'da diyebilirim ya. Sincan, Eryaman taraflarında diyebilirim. Ankara içindeki en kalabalık takipçi sayısı herhalde oralarda, abone sayısı. Çünkü ciddi derecede Sincan, Eryaman taraflarından istek geliyor. Adını hatırlayamadım ama bir tane kardeşimiz neredeyse her şeyin altına, videonun altına Sincan'a ne zaman geleceksin diye mesaj atıyordu. Adını hatırlayamadım, kusura bakmasın. Geleceğim inşallah. Oralara da geleceğim. Sırayla yavaş yavaş geliyoruz. Baloncu. Arabanın önüne yığıldı bak balonu. Aa. Şöyle arkadan tutsam çeksem. Oğlum rüzgardan düşerseniz daha. Rüzgar vallahi bir yoğun rüzgar vursa şöyle tepe takla düşersin. Dikkat edin oğlum. Demet çok kalabalık dedim. İvedik Caddesi çok kalabalık dedim ya. Geçtiğimiz taraflar çok kalabalıktı. Bu taraflar daha da kalabalık. Daha da yoğun bir trafiğe sahip. Hani geçtiğimiz yolu sevmiyorum dedim ya. Burayı daha çok sevmiyorum. Hiç sevmiyorum yani. Öyle bir trafiği var. Bu arada bu Demet'i motosikletli kuryeler de çok fazla sevmez. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Burayı çok sevmezler. Tabii ki birinci özelliği trafiğin çok olması. Trafik çok olduğu için sevmiyorlar. İkincisi ise şu gördüğünüz binaların büyük bir çoğunluğunda asansör yok. Buralar eski yerleşim birimi. Binalar hep eski. Eski olduğu için de asansör yok. Asansör olmayan bir semti kuryeler çok fazla sevmezler. Motokuryeliğe yeni başlayacak arkadaşlar, başlamayı düşünenler falan varsa, eğer böyle bir niyetleri olanlar varsa Demet'te başlamasınlar. Başka bir yerde başlasınlar. Yani ilk çalışma yeriniz Demet olmasın mümkünse. Geç teyze.
İlk çalışma yeriniz demet olmasın. Çünkü dediğim gibi hem asansör yok, hem trafiği çok fazla, hem de bu adresleri falan iyice karıştırdı belediye. Belediye mi değiştiriyor? Kim bakıyor bu işlere bilmiyorum. Eskiden şu sol tarafta sırası üstüne olan caddeler 1. 2. 3. cadde diye gidiyordu. Şimdi bak ne yapmışlar. 407, 408 değiştirmişler. Artmış birden 400'lü 500'lü rakamlara çıkmış cadde isimleri. İlk değiştiğinde ben de çok zorlandım. Adres bulmakta bayağı bir uğraşmıştım. Hala da karıştırıyorum. Eskiden biliyordum, şimdi hiçbirini bilmiyorum. Öyle yani, adreste sıkıntısı var. Kuryelik yapacaksanız burada başlamayın. Demet evler de böyle işte. Bu cadde karşı yakaya kadar gidiyor sanırım. Karşı yaka mezarlığına kadar. Çok yoğun bir cadde ama şu ileriden döneceğim ben. Artık yaz geldiği için bu tür dolaşma, motor üstünde gezme videoları, gezi videoları daha çok olacak. Daha çok çekmeye çalışacağım size. Şu anda gördüğünüz gibi elimde de PCX var. Ne? Nedim. Dur. Abi ne oldu? Dur. Abi. He? Abi ne oldu? Abi, Nedim. Senin adın ne? Mustafa. Beni tanıyor musun Mustafa? Tanıdın mı? Hatırladın değil mi? Hani Selim nerede? Selim. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin ya? Bilmiyorum ben onu. O da mı mendil satıyor? Evet. Geçen aldım sizden bütün mendilleri. Var mı başka? Evet. Ne var? Kaç tane? Üç tane. Evet. Azar azar taşıyorsun sen niye? Doldur eline 5-10 tane falan. Alayım hadi mendil. Sen nerede çalışıyoruz? Ben çalışmıyorum, geziyorum ben. Evet. Sen hep buralarda mı geziyorsun? Evet. Ver hadi 3 tane. Ver hepsini ver. Kaç tane varsa ver. 3 tane. Evet. Kardeşim de abi. He. Kardeşim orada mı var? Orada mı? He. Kardeşin yok senin. Her kardeşin var. Diğer kardeşin. Adı ne? Ali. Ali mi? Evet. Kaç mendil satıyor. O da mendil. Kaç kardeşsiniz siz? 5. Sen Türkçeyi burada mı öğrendin, Irak'ta mı? Burada. Kaç yıldır buradasın? 3 ay. 3 ay. 3 ayda Türkçeyi öğrendin. Evet. Daha önceden biliyor muydun? Evet. Aferin sana. Hadi bakalım. Ali adlı şuradadır. Tamam, görürsem Ali'den de alırım. Tamam mı? Bak abi. Heh. Şöyle içeceğiz. Tamam. Böyle gidersin, gezin. Tamam. Dikkat et, tamam mı, arabalara falan? Atlama önlerine. Evet. İnsanlar da rahatsız etme. Zorla benzin satma. Tamam mı? Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bu Mustafa, bak geçenki videoda da denk gelmiştim bunlara. Mustafa, bunun bir de amcaoğlu var Selim. Bunlar Irak'tan Kerkük mi demişti ya? Ha, Telafer mi demiş? Telafer demişti herhalde. Tam hatırlamıyorum. Telafer'di galiba. Oradan gelmişler. 3 ay olmuş geleli. 10 numara Türkçe konuşuyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Üstleri başları çok temiz. Geçen geldiğimde de temizdi. Yine temiz. Çocuk olduğu için biraz batmış ama burada ırkçılık yapmıyorum ama Suriye'den gelenlerle Irak'tan gelenler arasında gözle görülür bariz bir şey var. Fark var. Hem temizlik hem de insanlara davranış bakımından. Geçtiğimde de burada, yine tam buralarda yanında amcaoğlu Selim vardı. Beraber gelmişler. Onun babası da vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Baban nerede dedim? Hapis diyor. Şey, hapis demiyor. Ne dedi? Hapis mi dedi? Bir şey dedi. Meğersem öldü diyormuş. Öldü demekmiş. Tam söylediği kelimeyi hatırlayamadım da hapis, mapus mu dedi, hapis mi dedi, öyle bir şey dedi, öldü demekmiş. Irak'ta ölmüş babası. Buraya gelmişler, burada mendil satıyorlarmış. Beni tanıdığı için hemen yakaladı beni. Tanıdı, geldi yanıma. Geçen sefer de ellerindeki bütün mendilleri almıştım. Yine aldık, eve götürüyorum. Han da diyor ki bu mendilleri nereden alıp geliyorsun diyor. Allah mutlu bir gelecek nasip etsin, güzel bir gelecek nasip etsin bu çocuklara. Hepsine, bütün çocuklara nasip etsin ama bunlara daha çok etsin. Yazıktır. Memleketlerinden, savaştan kaçıp gelmişler. Öyle inşallah güzel bir gelecekler olur. Devam edelim. Demet'ten döndük şimdi. Gimat'a doğru gidiyoruz. Önümde ne? Altımda PCX var. Birkaç gündür PCX kullanıyorum. PCX incelemesi de çektim. Onu da yakın zamanda izleyeceksiniz. Kendinize iyi bakın.
Hadi la, hadi la, hadi la, bir sinyal ver, bir şey yap, bir hareket çek. Yok, hareket çekme de yani belli et yani ne yapacağını. Ankara'yı geziyorum serimizin bonus bölümüne burada bitiriyoruz. Videoya son veriyoruz. Yurt dışında olanlar özellikle ve Ankara dışında olanlar, Ankara'da görmek istediğiniz, özlediğiniz yerler varsa sizin için, tabi Ankara içindeyseniz yine yazabilirsiniz ama özellikle yurt dışındakileri dediğim gibi daha çok şey yapıyorum, alaka gösteriyorum ki çünkü gurbetlik zor. O yüzden istediğiniz bir yer varsa yoruma yazın, ben de gezeyim. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetiniz, hoşça kalın.